Değerli basın mensupları, bugün yeni sezonun yani 2020-21 sezonunun ilk Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını yaptık. Bu toplantıda geçmişten değişik olarak ilk defa 21 takımımız katıldı. Bu sene bildiğiniz gibi Süper Lig 21 takımla oynanacak. Bu arada bugün ilk defa aramıza katılan, daha önceki toplantıda zaten diğer arkadaşımız vardı. Sayın Hurma'ya hoş geldiniz diyoruz. Tabii gündemi çok yoğun bir toplantı oldu ama birinci gündem konusu bildiğiniz gibi ilk toplantıda yine bizim tüzüğümüze göre yeni başkan seçimi yapılması gerekiyordu. Bu seçim yapıldı. Başkan ve yardımcıları, yönetim kurulu, denetleme kurulu, bütün bunlarla ilgili arkadaşlarımız, başkanlarımız aynı yönetim kurulunun, aynı başkanın ve başkan yardımcılarının kalması talebinde bulundular. Biz de tabii bu görevi kabul ettik. Dolayısıyla Hasan Başkanımızın da yardımıyla, Rize Başkanı'nın yardımıyla görüşmenin ilk kısmında seçim oldu. Söylediğim gibi 2020-21 yılı içinde bu görevi ben Sivas Başkanı ve Alanya Başkanı Hasan ve Mecnun Başkanım'la birlikte üstleneceğiz. Tabii onun dışında gündem yoğun. Ligler çok hızlı başlıyor. Yani nasıl olduğunu anlamadık. Geçen daha bitişiyle tekrar başlaması çok kısa bir süre aldı. Oyuncularımıza çok kısa bir dinlenme süresi verebildik. Şu an takımların bildiğim kadarıyla tamamı oyuncuları artık çalışmalarına başladı. Şimdi tabi bu kadar önümüzde 3 hafta sonra da ligler başlayacak ve burada çözülmesi gereken hala futbolda konular var. Genellikle de bunlar ağırlıklı olarak bir toplantı yaptık. Burada konuları not aldım. Tabi biri konulardan biri bildiği demin de söylediğim gibi 21 takımlı bir lig oynayacağız. Bunu daha önce federasyon ve bakanlığımızla da paylaştık. 21 takımlı olmasının tabii ki mutlaka takımlara biraz daha gelir kaybı yarattığı malum. Bu konuda zaten hem bakanlığımız hem federasyonla görüşüp bunun bir şekilde katkıyla giderilmesi konusunda arzumuzu belirtmiştik. Ben kendi katıldığım toplantıda da o kararın alındığı toplantıda da bunu belirtmiştim. Bu konuda federasyonumuzdan, sayın bakanımızdan yardım bekliyoruz. Bu zaten çok zor durumda olan futbol ekonomisine ilave bir zorluk yaratmaması için bu konuda bu yetkili mercilerden bir yardım bekliyoruz. Ama bu konuda çalışmaların yapıldığını da biliyoruz. İkinci konu yine aynı şeyin devamında bugünlerde çok gündemde olan bir lisans biliyorsunuz konusu var. Bununla ilgili evvelsi gün biz 8 takım olarak burada özellikle Mecnun Başkan'la ben Kulüpler Birliği olarak bu toplantıya katıldık ama 6 takımın bu lisans şartnamesinin uygulamasıyla ilgili bir takım endişeleri vardı. Bu endişeleri geniş bir toplantıda hem federasyon üyelerinin katıldığı hem lisans kurulunun katıldığı toplantıda geniş olarak tartışıldı, konuşuldu. Esasında ilk defa başkanlar düzeyinde lisans kuruluyla biz bir araya geldik. Daha önce yapılan toplantılar konu birazcık teknik bir konu olduğu için daha çok bizim CEO profesyonellerimiz düzeyinde olmuştu. Bu sefer karşılıklı görüş alışverişi oldu. Bunları kendi aramızda net olarak tartıştık ve şöyle bir karar aldık. Bu konuyla ilgili değişik kulüplerin değişik talepleri var. Örneğin Antalya Kulübü'nün talebi var. Birçok kulübün, hatta bugün burada fark ettik, orada toplantıya katılmayan kulüplerin de talebi olabilir. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzayı açacağız. Bildiğiniz gibi
Sayın Federasyon Başkanı bu konuda eğer talepler varsa bunun kulüpler tarafından imzalanıp kendisine gönderilmesini istedi. Biz de talebini karşılayıp bu konuda her konu ayrı ayrı olarak dediğim gibi her konunun ayrı bir şekilde imzayı açıp toplanan imzaların sonucunu neyse olabilir. Bir kulüp imzalamayabilir biliyorum bu bir sürü spekülasyon konusu oluyor ama gayet doğaldır yani her kulübün her konuda aynı düşüncede olmasını beklemeyebiliriz. Dolayısıyla bu konularla ilgili biz görev olarak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve yardımcı olarak bu imzaları toplayıp federasyona göndereceğiz. Tabii nihai karar zaten federasyonundur. Federasyon da bu konularla ilgili kararını verecektir. Yine ligin hızlı bir şekilde başlaması bizim çok önem verdiğimiz ve bugün toplantıda çok detaylı konuştuğumuz bu rezerv lig diyoruz, B ligi diyoruz. Bir türlü isim de bulamadık ama rezerv lig veya B ligi konusu. Bunun kulüpler için çok çok önemli olduğunu bugün bir daha tartıştık. 21 kulübün ortak kararıyla, bu sefer karar ortak yani 21 kulübün ortak kararıyla bunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini federasyondan bir daha talep edeceğiz yazıyla. Yani şöyle bakın arkadaşlar çok zor bir lig bizi bekliyor. 40 maç. Kısa sürede 40 maç. Sakatlıklar gördük Covid sürecinde. Rezerv ligin faydaları özellikle bu sene çok büyük olacaktır. Yani niye? Biliyorsunuz rezerv lig sisteminde A takımıyla rezerv takımımız ki bizim teklifimiz 3. ligde oynanması bunun. O takım arasındaki köprüden dolayı her türlü sakatlık olayında gençlere daha fazla oynama şansı verebileceğiz. Bu 40 maçlık süreçte hepimiz biliyoruz ki sakatlanma riski, oyuncularımızı kaybetme riski çok daha fazla. Bunu birçok kulübün şu an elinde yabancı genç oyuncusu var özür dilerim. Genç oyuncusu var ve bunları 21 yaş ligi kapatıldığından beri ki bu sene ikinci senesi hiçbir yerde değerlendiremiyoruz. Bu konuda çok kısa bir süreç var. Dolayısıyla bizim arzumuz bunun rekabetçi bir şekilde oluşması. Ama bu konuda federasyona bir yazı göndereceğiz ve bunun 3 hafta içinde en hızlı bir şekilde liglerle beraber hayata geçirilmesini talep edeceğiz. Yine konulardan diğeri yabancı konusu, yabancı oyuncu. Her ne kadar bunu şimdilik çözdüysek ne oldu? Bu yabancı kuralı ile ilgili federasyonun bir teklifi vardı. Ama bu teklifi değil, daha doğrusu çıkardılar. Ama bu kuralı şimdilik bir yıl erteledik. Ama aynı erteleme toplantısında federasyonda şunu da konuştuk. Yani dedik ki acele etmeyelim bu konuda. Özellikle birçok teknik direktörlerin bu konuda şikayeti vardı. Kulüplerin hepsi aynı düşüncede olmasa da yine de bu konuda ciddi katkıları var. Ortak oldukları noktalar var. Bu konu çok daha iyi irdelenip madem önümüzde zaman var bu konuyla ilgili çalışma şimdiden başlamalıdır. Genellikle şöyle oluyor. Son dakikaya bıraktığımız çalışmalarda kulüplere planlama zorluğu yaratıyor. Dolayısıyla yine federasyonla yaptığımız görüşme ve yazacağımız yazıda da bu konuyla ilgili çalışma grubunun çok acil tahsis edilip önümüzdeki yıllarda bunun ne şekilde uygulanacağının tüm taraflar, tüm paydaşlar tarafından tartışılıp ondan sonra bir daha değişmeyecek şekilde ve zamanlı olarak kulüplere, Süper Lig kulüplerine ve birincilik kulüplerine tabii onlar da etkileniyor, bildirmesini talep edeceğiz. Son olarak da yine bizim kulüpler olarak 3 hafta sonra başlayacak olan ligde tabii bütçelerimizi yapabilmemiz için önemli gelir kaynaklarımızdan biri yayıncı kuruluştur. Yayıncı kuruluşta olan görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bugün sabah federasyonda bizim de katıldığımız Kulüpler Birliği olarak bir görüşme oldu. Bu görüşmelerinde federasyondan rica ettik. Artık hızlı bir şekilde bitmesi bizim için çok önemli. Niye? Çünkü bütçeyi görmeden kulüplerin bu konuda transfer yapmaları
çok zor. Bu konuda da bu görüşmelerin hızlandırılmasını federasyondan talep edeceğiz. Arkadaşlar, benim yapacağım açıklama bu kadar. Birkaç tane sorunuz varsa bana olması şart değil. Burada bütün kulüp başkanları burada. Hani işi pratik açığa dökmek için sorabilirsiniz. Kim soru alıyor? Buyurun lütfen. Kime soru sorulduysa lütfen onu da belirtin. Buyurun. Öyle mi? Ben peki. Şimdilik dışarıda diğer başkanları sıkıştırırsınız. Ben cevap vermeye çalışayım. Bu taleplerle ilgili olan listeyi oluştuğu zaman şeyle paylaşırız, sizlerle paylaşırız. Yani şu an onu yarın bir teknik çalışma yapacak bu konuyla ilgili. Bitince bunun gerektiğinde paylaşabiliriz. Yani örneğin bir tane, pardon, özür dilerim. Buyurun. Lütfen devam edin. Bir kere yani şu konuda arkadaşlarıma da izah ettim. Herhangi bir başkan için Kulüpler Birliği başkanı olmak çok büyük bir onurdur. Benim tek nedenim yoğunluğum. Yani hem özel hayatımdaki yoğunluğum, hem iş yoğunluğum, ailem bir kısmı hepsi yurt dışında yaşıyor. Kızım yurt dışında, oğlumu yurt dışında. Yani benim sadece bu iş çok ciddi bir iş, çok yorucu bir iş. Bununla ilgili bir talebim vardı. Ama sayın başkanların bu kadar hızlı değişim oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir lig başlıyoruz. Şu an oturup yeni bir başkan arkadaşımızı karar verecek kadar bir süre olmadı. Dolayısıyla şimdilik benim göreve devam etmemi istediler. Biz de tabii sadece ben de Hasan Başkanım, Meclun Başkanım. Madem bize böyle bir görev verildi, bunu bir müddet daha devam ettirme kararı aldık. Yani tekrar söylüyorum, benim Kulüpler Birliği'nden arkadaşlarımla beraber ayrılmamın nedeni bir kırgınlık, bir hiçbir şey değil. Tamamen işlerimizin yoğunluğuyla ilgili bir şeydi ama bunu bir müddet daha, çünkü çok da konular ortada, yürüttüğümüz konu sayısı fazla. Hani bunları da hep beraber bitirip ondan sonra hepimizin uzlaştığı yepyeni bir başkanla yolumuza devam edeceğiz. Örnek veriyordum, Kasımpaşa örneği. Yani bir sürü bu demin sorduğunuz lisansla ilgili, yani bunların bazıları çok basit teknik sorunlar var ondan sonra. Mesela Kasımpaşa örneğinde Kasımpaşa borcu olmayan bir kulüp, işte oyuncu transfer etmiş ama o oyuncu transfer ettiği bedeli limitine yansıtamamış. Çünkü kurallar hep borçları düşündüğü için yazılmış, işte 1/2/3'ünü kullanamıyor gibi. Bir takım başkanım size izah eder. Teknik konular var. Bunların hepsini tek tek imzaya açacağız. Bu konuları tek tek imzaya açacağız. Kulüplere bunu imzalarını aldıktan sonra federasyon başkanına göndereceğiz. Zaten lisansla ilgili konu açıklanmış vaziyette. Kulüplerin endişeleri var. Biz bu endişeleri en hızlı bir şekilde federasyona bildireceğiz. Eminim federasyon hızlı bir yönetim kurulu yapıp bunlarla ilgili kararı alırlar. Çünkü Nihat Başkan'ın bize söylediği oydu. Yani bizden istenilen bununla ilgili çalışmayı yapıp Kulüpler Birliği olarak kulüplerin imzasıyla göndereceğiz. Bu demek değil, bütün önerilerde tüm kulüplerin imzası olacak. Göreceğiz. Öyle olursa öyle göndeririz. Değilse de daha noksan imza. Burada da hiçbir yanlış yoktur. Yani her kulübün işte yabancı konusunda veya burada neticede burada 21 kulüp birbiriyle aynı zamanda rekabet ediyor arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Yani bunda da bir başkan olarak sorun görmüyorum. Destekleyen kulüpler destekleyecek. Hayır, bize gelen hiçbir talep yok. Zaten o hani süper, bizim tabii daha önce aldığımız karar Süper Lig kulüplerini ilgilendiren bir karardı. O gün Covid'den dolayı bu üç kulübün düşürülmesinin doğru olmadığı talebiyle
önerisiyle gitmiştik. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz birincilik kulüplerini ilgilendiren bir şey. Ama bu konuda bana veya Kulüpler Birliği'ne gelen hiçbir istek resmi, yok. Resmi talep. Resmi talep yok tabii. Başkanları görüyoruz, arada sohbet ediyoruz. Hatta Adana Demirspor Başkanı'nı ben 2 gün önce federasyona gittiğimde gördüm. Espri yaptık, şey yaptık ama yani neticede bize ne federasyondan ne birincilik kulüpler birliğinden gelen bir resmi talep yok arkadaşlar.